Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah aşkına olsun. Ne oldu bize görmekten? Sağ olun. Sayın Müsteşar, hoş geldiniz. İç dış dinamiklerin adeta Sayın Başkanımız da katılacak. Evet, mutlaka katılacak. 23 Aralık'ta Meclis Başkanımız orada. Türk Bayı'da hizmeti açacak. İnşallah. Ve eminim ki bugüne gel. 4 ülke varsa da bir gün 5 olar, 6 olar, 7 olar inşallah. En büyük kaybımız da bu ülkenin bir iç savaşa doğru. Sayın Esadoğ da gelmişti. Onu da konuk etmiştik. Daha doğrusu Sayın Esadoğ üç kesinde birlikte kahvaltı etmiştik. Ben kendisine bir kahvaltı vermiştim. Güzel sohbetlerimiz olmuştu. Sayın Esadoğ'dan sonra benim için siz ikinci oluyorsunuz Azerbaycan parlamentosundan gelen meclis başkanı veya meclis başkan vekili olarak. Barat dedi ki, birincisi sizin müvafık komisyon başkanlarınızdan, onların üyelerinden görüşün. Çünkü resmi görüşler çok sık sık yapılabilir. Protokol kaydaları var, o var, bu var. Bu zamanda da benim fikrimce biz daha sık sık görüşmeliyiz. Yani birbirimizin yanımızda olmalıyız. Ne tarih bizi bağışlıyor, ne milletlerimiz bizi bağışlıyor. Ona göre de Oktay Bey'le de konuştum ki ben mutlaka gelmeliyim. Ankara'da olmalıyım. Kardeşlerimle görüşmeliyim. Kardeşlerimle görüşmeliyim. Ürək ağrımızı çatdırmalıyım. Kardeşlerimiz görsün ki biz her zaman olduğu gibi onların yanındayız. Onlarla beraberik. Ona göre de geldim. Sevdiğim bir şehre kardeşlerimin yanına. O terör saldırısını da yaptı onların, Allah cezasını versin. Onların arkasında dur onların. Evet, çok gerçekten Türkiye özellikle bu son dönemde çok terör olayları yaşadı. Çok şehitlerimiz oldu. Gerek askeri personel, gerek güvenlik personeli, gerekse sivil vatandaşlarımız olmak üzere şehitlerimiz oldu. Ben de onlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün tek bir hedefi var. Halkımızı yıldırmak, halkımızın psikolojisini bozmak, onu korkutmak, ülkeyi yine girmiş olduğu yoldan, yani Türkiye'nin kalkınma, büyüme gibi 21. yüzyılın güçlerinden biri olmak gibi bir hedefine ulaşmasını engellemektir. Türkiye teröre asla pabuç bırakmaz. Güçlü bir ülkedir. Terörün mutlaka ve mutlaka Türkiye hakkından gelecektir. Hiç kimse kuşku etmesin, kuşku duymasın. Ben buna yürekten inanıyorum. Türkiye ve Azerbaycan çok klasik bir cümledir ama yine bir kez daha söyleyeceğim. İki ayrı devlettir ama tek millettir. Türkiye ve Azerbaycan halkı aynı milletin iki ayrı devlette yaşayan insanlarıdır. Kardeştir. Tarihimiz ortaktır. Kültürümüz ortaktır. Her şeyimiz ortaktır. Yan yana olmaktan, komşu olmaktan iki ülkede, iki ülkenin halkı da mutlu ve bundan güç alıyor. Bu beraberlik, komşuluk hepimize güç veriyor. Bölgenin istikrarı için, bölgenin huzuru için, bölgenin refahı için Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliği, dayanışması gerçekten çok önemli. Bugüne kadar bu dayanışmayı her iki ülkede en iyi şekilde gösterdi. Bu dostluğun, bu kardeşliğin ebediyen süreceğine inancım tamdır. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Basının iznini alalım. Değil mi? Teşekkür ederim.